önce Kasım, sonra Ocak emekli zammı için takvim netleşti. Çifte zam ile artık emekli maaşı 15 bin liraları bile görecek. Emekli ek zam için çalışmalar hız kazanırken, meclisin açılmasıyla Kasım'da aylıkların artmasına artık kesin gözüyle bakılır oldu. SSK ve Bağkur emeklileri başta olmak üzere dul ve yetimlere de çok güzel zamlar verilecek artık. Ardından Ocak zammı ile beraber tüm emekli maaşları %100'e oranlık bir artışa sebebiyet gösterebilir. Emekli zam düzenlemesi öncesinde dün çok önemli bir veri daha açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları belli olurken SSK ve Bağkurlu emekliler için en düşük maaş zammı hesapları yeniden değişti ve yeniden şekillenmeye başladı. 16 milyona yakın kişiyi ilgilendiren emekliye zam düzenlemesinde dul ve yetim vatandaşlar henüz gözükmüyor. Fakat bu yasanın içerisinde onların da yerinin olduğundan eminiz. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları da belli olurken TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı zaten. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayından aylık %4,75, yıllık bazda ise %52'ye yakın bir oran olarak gerçekleşmiş oldu. Doğal olarak dul ve yetim maaşlarına da ek zam talepleri oluşurken emeklinin maaşının yanında onların maaşının da yükseleceğini belirtelim. Ama öncelikle bizim istediğimiz dul ve yetim vatandaşların yüzdelik bakımından değil de net bir maaş almalarıdır diyelim ve videomuza son verelim. Kendinize iyi bakın. Emeklinin sesi olmamız için takipte bulunup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.